kadar bağışıklık sistemini güçlendir. Efendim, bağışıklık sistemi için işte mineraller lazım, C vitamini lazım, E vitamini al, al. İstediğin kadar al. Ama sen bu bağışıklık sistemini bir yere kadar güçlendirebilirsin, daha yukarı çıkaramazsın. Ancak gıdalar üzerinden aldığın bu mikro erneyalar, doğal olmayan gıdadan gelen, sebzeden veya meyveden, her neyse veya tahıldan gelen bu mikro erneyalar ne yapıyor? Bir messenger erneya gibi davranıp hücrenin genomundan içeri giriyor. Orada bir bakıyorsun sağlıklı çalışan bir geni de susturuyor. Haydi bakalım, buyurun cenaze namazına. Adamın sağlıklı çalışan o gen, ona çok önemli ihtiyacı var. O çünkü genler biliyorsun aynı zamanda ne yapıyor? Proteinleri, enzimleri üretiyor. Sağlıklı çalışan geni susturuyor. Susmuş zararlı geni bağışıklık sisteminin paketleyip servis ettiği, inaktif hale getirdiği şeyi ne yapıyor? Geni pat diye aktive ediyor. Haydi bakalım. O da bir onkojense, yani kanserojen bir gense, pat diye kanser çıkıyor. Veya bambaşka adını sadını bilmediğin bir hastalık ortaya çıkıyor Hüseyin. Ondan sonra vatandaş diyor ki vallahi hocam ben soyumda sopumda benim böyle bir şey yok. Bu nereden çıkıyor diyor. İşte buradan. Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Doğal gıdayı tüketeceksiniz. Bak. Bakara 205. Onlar ekini ve tohumu değiştirirler. Zürriyetleri de yok ederler. Şimdi yani siz tohumu değiştirmekle ne yapıyorsunuz? İşte sperm sayısı düşüyor, yumurta sayısı düşüyor kadınlarda, erkeklerde sperm. Sadece bu değil, zürriyetleri yok eder derken. Doğal olmayan bir gıdayı tükettiğiniz zaman, bu paketlenmiş bir şey de olabilir. Ne oluyor? İşte senin genetik yapını etkiliyor.